Merhaba, ben Kerem Çil. Bu videomuzda Mayıs 2024 itibariyle çatımızdaki güneş enerji santralimizden elektrik satışımız, bu satıştan ne kadar gelir elde ettiğimiz noktasında bilgiler paylaşacağım sizle. Bildiğiniz üzere geçen ay zarar etmiştik. İlk defa satıştan zarar ettik. Hemen özetleyeyim size. 263 kWh'lik bir enerji fazlası oldu mahsuplaşmadan sonra şebekeye sattığımız ve bunun maddi değeri yaklaşık 300 TL, 298 TL. Tüketim bedeli olarak 1.94 TL ve dağıtım bedeli olarak da 233 TL gibi toplamda bize 327 TL'lik bir dağıtım ve tüketim bedeli faturası geldi. Yani baktığınızda 29 TL, 30 TL gibi bir zarardayız. Elektrik sattık. Üstüne bir de dağıtım bedeli fazla çıkmıştı. Günün sonunda cebimizde para çıkarak bir enerji satışı yapmış olmuştuk. Bu ay bakalım neler oldu? Hızlıca sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere dağıtım şirketleri geçtiğimiz sene yıllık bir dağıtım bedeli faturası gönderiyordu. Son 2 aydır artık ay bazında bir dağıtım bedeli gönderiyor. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin bize gönderdiği bir dağıtım bedeli. Burada rakamlara hızlıca geleceğim hemen. Totalde yapmış olduğumuz satış enerji fazlası, tellere verdiğimiz enerji fazlası 551 kWh olarak gerçekleşti. Biz tellerden ne kadar aldık Mayıs ayı boyunca? 169 kWh'lik bir çekiş elde ettik. Akşamları veya gündüz güneşin yetmediği zaman diliminde şebekeden aldığımız enerji miktarıydı bu. Bu miktarı verdiğimiz enerjiden mahsuplaşıyoruz. Yani oradan çıkarttığımızda şebekeye verdiğimiz elektrik fazlamız 382 kWh olarak gerçekleşti. Bunu da 0.73 TL birim fiyatıyla hesapladığımızda dağıtım bedeli, KDV'ler, her şey içerisinde total fiyat 338 TL olarak gerçekleşmiş. Vermiş olduğumuz 382 kWh elektrik var. Bunun içinde 338 TL'lik bir dağıtım bedeli faturası bize gelmiş oluyor. Onun dışında perakende satış yapan Sepaş olarak bize bildiğimiz elektrik faturamızın geldiği kurum. Onun kestiği bir fatura var. Orada da elektrik tüketim bedeli olarak bir fatura geliyor. Burada miktar birim fiyat 72.79 diyor. KDV şusu busu içerisinde 80 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli faturası da ayrıca geliyor. Yani 80 TL ve 338 TL olarak baktığımızda 418 TL'lik totalde Mayıs ayında bizim dağıtım şirketine ve perakende şirketine ödediğimiz para var. Ne için? Elektrik tüketim bedeli, enerji tüketim bedeli ve dağıtım bedeli için. Peki ne kadar kazandık? 382 kWh vermiştik diye söyledim. Bunun için totalde 432 TL'lik bir gelir elde ettik. Yaklaşık 1.13 TL gibi bir rakamdan birim fiyat olduğunu konuşabiliriz. Artı eksi hepsine birden baktığımızda gelenler ve gidenler 382 kWh elektrik vermişiz ve Mayıs ayında sadece cebimizde yaklaşık 15 TL gibi bir para kalmış fazladan. Artıdayız bu ay, öyle söyleyebilirim ama tabii ki elektrik satışıyla bir gelir modeli konusundan çok uzak bir sistematik var. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. İzlemeyenler için, belki yeni bizleri takip etmeye başlayanlar için de tekrarlamış olalım. 380 kWh elektrik satıyoruz. Dağıtım bedeller, enerji tüketim bedelleri düştükten sonra cebimizde sadece 15 TL para kalıyor. Bu işin realitesi. Farklı başvuru dönemlerinden dolayı dağıtım bedellerinde belki farklılıklar, hesaplama yöntemlerinde değişiklikler olabilir. Bununla ilgili yorum kısmında da birkaç tane mesaj gelmişti bize. Bu santralin başvurusunu yaptığımızda yıl 2018'di. 2019'un Ağustos'unda devreye aldık ve çalıştırmaya başladık. O yüzden yönetmelikler, dönemsel olarak değişen rakamlar vesaire. Ben bugün bu saat itibariyle bize gelen net faturaları net bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Güneş enerjisini her zaman olduğu gibi öz tüketim amaçlı, ürettiğinin tamamını kullanmak amaçlı tasarımlar yapmak bugünkü yönetmeliklerle en istenen senaryo olduğunu tekrar altını çizelim. Evet, hızlıca Mayıs ayının özetini yapmaya çalıştım size. Aklınıza takılanlar olursa yorum kısmından tabii ki yazarsanız memnuniyetle cevap vermeye çalışacağız. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.